Beyaz Diş, Jack London. Jack London'ın Beyaz Diş adlı romanı, Alaska'nın vahşi doğasında ve Kaliforniya'nın medenileşmiş dünyasında geçen, doğa ve insan arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceleyen etkileyici bir hikayedir. İlk olarak 1906 yılında yayımlanan bu eser, doğanın acımasızlığına ve insanın evcilleştirici gücüne dair derin bir anlatım sunar. Roman, yarı kurt, yarı köpek olan Beyaz Diş'in gözünden, hayatta kalma mücadelesi ve sevgi dolu bir eve kavuşma sürecini anlatır. Hikaye, Alaska'nın dondurucu kış soğuğunda, Henry ve Bill adında iki adamın, kızak köpekleriyle birlikte bir tabut taşırken peşlerine kurtların takılmasıyla başlar. Bu kurtlar, yiyecek bulamayan aç ve tehlikeli bir sürüdür. Yolculuk boyunca kurtlar, kervana saldırarak köpekleri birer birer avlar. Bu bölüm, doğanın acımasızlığını ve vahşi yaşamın zorluklarını okuyucuya hissettirir. Bill, kurtların saldırısında hayatını kaybederken, Henry bir şekilde kurtulmayı başarır. Bu olaylar, vahşi doğanın ne kadar merhametsiz ve acımasız olabileceğini gösterir. Kurt sürüsünün lideri olan gri kurt ve dişi kurt Kiche'nin hikayesi bu noktada ön plana çıkar. Kiche'nin gri kurtla çiftleşmesinden sonra doğan yavrular arasında beyaz diş de vardır. Beyaz diş doğduğu andan itibaren vahşi yaşamın acımasızlığıyla karşı karşıya kalır. Yavruyken ailesinin çoğunu kaybeder. Sadece annesi hayatta kalır. Beyaz diş, doğanın kurallarını öğrenir ve avlanmayı keşfederken sürekli olarak diğer hayvanlar ve avcılarla mücadele eder. Annesi Kiche'nin rehberliği altında büyüyen beyaz diş, güçlü ve bağımsız bir karakter geliştirir. Beyaz dişin hayatı annesiyle birlikte insan kampına yaklaşmalarıyla yeni bir yöne evrilir. Kiche'nin daha önce insanlarla yaşamış olması, Beyaz Diş'in insanlarla olan ilk etkileşimlerinde ona rehberlik eder. Burada Beyaz Diş ilk kez insanların dünyasıyla ve onların hiyerarşik düzeniyle tanışır. İnsanların kampında kendi kuralları ve düzenleri olduğunu öğrenir. Sahipler hayvanlarını kontrol altında tutmak için sert ve acımasız yöntemler kullanmaktadır. Beyaz Diş, bu yeni dünyada hayatta kalabilmek için itaat etmeyi ve sadık olmayı öğrenmek zorunda kalır. İnsanlarla birlikte olmak, onun vahşi doğasından uzaklaşmasına ve bir hizmet köpeğine dönüşmesine neden olur. İnsan kampında Beyaz Diş, Güneyli Simit adlı bir adam tarafından zorbalığa maruz kalır. Simit, Beyaz Diş'i döver ve onu köpek dövüşlerine zorlar. Beyaz Diş bu acımasız ortama uyum sağlamak zorunda kalır ve hayatta kalmak için her türlü zorluğa katlanır. Zamanla dövüşçü bir köpek olarak ün kazanır ve çevresindekilere korku salar. Ancak bu süreçte içindeki vahşi doğa ve insanlara olan güveni zedelenir. Beyaz Diş insanlardan beklediği sevgiyi ve şefkati bulamaz. Bu da onun karakterinde derin yaralar açar. Zorbalıkla dolu bu yaşam, Beyaz Diş'in insanlara olan güvenini zedelerken hayatta kalma içgüdülerini güçlendirir. Beyaz Diş'in hayatı, Whedon Scott adlı iyi kalpli bir madencinin onu kurtarmasıyla bambaşka bir yöne evrilir. Scott, Beyaz Diş'i dövüşlerden kurtarır ve ona sevgi dolu bir yaklaşım sergiler. Bu, Beyaz Diş'in hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. İlk başta Scott'a karşı temkinli yaklaşan Beyaz Diş, zamanla onun sevgisine ve şefkatine karşılık verir. Scott'ın sabrı ve sevgisi, Beyaz Diş'in içinde yatan vahşi doğayı yumuşatır ve onu yeniden insanlara güvenmeye iter. Beyaz Diş, Scott'ın sevgisi sayesinde hem fiziksel hem de duygusal olarak iyileşir ve yeniden doğar. Scott, Beyaz Diş'i Kaliforniya'daki ailesinin yanına götürür. Burada Beyaz Diş tamamen farklı bir yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kalır. Kaliforniya'da yaşam Alaska'nın acımasız ve sert koşullarından çok farklıdır. Beyaz Diş burada bir evcil hayvan olarak yeni bir hayata başlar
ve Scott'ın ailesine sadık bir koruyucu olur. Bir gün Scott'ın düşmanı tarafından yapılan bir saldırıya karşı evini ve ailesini korurken ciddi şekilde yaralanır. Ancak Scott'ın ailesine olan sadakati ve bağlılığı beyaz dişi iyileştirir ve onun güvenilir bir koruyucu olarak kabul görmesini sağlar. Kaliforniya'daki yaşam beyaz dişe huzur ve mutluluk getirir. Romanın sonunda beyaz diş vahşi doğadan tamamen uzaklaşarak sevgi dolu bir aile ortamında huzurlu bir yaşam sürer. Scott ve ailesi beyaz dişin yeni dünyasını oluşturur ve onun sadık dostu olur. London, beyaz dişin evcilleşme sürecini, doğanın insan doğasına olan etkisini ve sevginin dönüştürücü gücünü etkileyici bir dille aktarır. Beyaz diş, doğa ve insan arasında kurulan köprüyü anlatırken, aynı zamanda insanların hayvanlarla olan ilişkilerinde sevginin ve anlayışın önemini vurgular. Jack London'ın bu unutulmaz eseri, okuyuculara hem doğa hem de insanlık hakkında derin düşünceler sunar. Doğa ve uygarlık arasındaki çatışma. Roman, doğanın acımasızlığıyla insan uygarlığının zorluklarını ve çatışmalarını etkileyici bir şekilde tasvir eder. Beyaz dişin hikayesi, bu iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir ruhun sembolüdür. Evcilleştirme ve sadakat. Beyaz dişin vahşi doğadan evcilleşmiş bir köpeğe dönüşmesi, sevginin ve sadakatin dönüştürücü gücünü gösterir. London, bu süreçte hayvanlarla insanlar arasındaki karmaşık ilişkileri derinlemesine işler. Hayatta kalma mücadelesi. Beyaz dişin yaşamı, sürekli bir hayatta kalma mücadelesinin temsili olarak okunabilir. Hem doğada hem de insanlar arasında hayatta kalabilmek için verdiği mücadele, kitabın merkezinde yer alır. İnsanın vahşiliği ve merhameti. İnsanların hem vahşi hem de merhametli yönlerini ele alan roman, bu iki zıt kutbun beyaz dişin yaşamındaki etkilerini gözler önüne serer. Beyaz diş, Jack London'ın doğa ve insan psikolojisine dair derin gözlemlerini içeren bir başyapıttır. Roman, hem macera dolu olayları hem de derin temalarıyla okuyuculara unutulmaz bir deneyim sunar. London'ın ustalıkla kaleme aldığı bu eser, insan-doğa ilişkisini sorgulayan, evcilleştirme ve sevginin gücünü vurgulayan bir klasiktir.